Teşekkürler Selal Bey. Teşekkürler Macit Bey. Çevremiz ama yemeği yem ya, yemeği ağzına bırakalım. Thank you.
Burhan abi yemek yemiyor vallahi. Kendimi çekeyim bari. Erken çektim de kendimi çekeyim bari. Milletvekillerim, sayın il başkanım, AK Parti'ye gönül vermiş çok değerli misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, AK Parti Van İl Başkanlığı teşkilata vefa yemeğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Avukat Zahir Soğan'la beni kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, 13 ilçemizin ilçe başkanları, önceki dönem Abdurrahman Çoban'a, İl Başkanlarım, Necat Hocama, Belediye Meclis Üyelerim, Murat Çakar'a, Kenan Bekleyen'e, Murat Engin'e selam olsun. İlçe Başkanlarım, kadın kolları başkanlarımız, genç kolları başkanlarımız, milletvekili adaylarımız, aday adaylarımız, teşkilatımızın Murat bize selam yok mu herkese gönder? Dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü vefa yemeğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramızda önceki dönem milletvekillerimizden İkram Dişer Beyefendi var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Yine aramızda önceki dönem milletvekilimiz ve Cumhurbaşkanımızın danışmanı Gülşen Orhan Hanımefendi var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Yine önceki dönem milletvekillerimizden Mustafa Kaçmaz Beyefendi aramızda var. Hoş gelmişler. Yine önceki dönem milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu Bey aramızda, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Önceki İl Başkanımız Abla Aras Bey burada, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Belediye Başkanlarımız da burada, Sinan Bey ve Tevzi Bey. Önceki dönem Belediye Başkanlarımız var. Değerli dostlar, biz bir referandum arefesindeyiz, hak oylaması arefesindeyiz. Bu halk oylaması
bir anayasa değişikliği, aynı zamanda anayasa değişikliğinin ötesinde bir hükümet sistemi değişikliğidir. Bu hükümet sistemi değişikliği, değerli dostlar, parlamenter sistemle birlikte yaklaşık 140 yıldır bu parlamenter sistemle yönetiliyoruz. Bütün aksaklıklara rağmen ve bütün liderlerin bu sistem değişmelidir demelerine rağmen, bütün hukuk profesörlerinin bu değişmelidir demelerine rağmen bugüne kadar değişmedi. 16 Nisan'da işte böyle bir arefedeyiz. Ya eski sistemle, darbeyi getiren sistemle, koalisyonu getiren sistemle devam edeceğiz. Veyahut da bizler yepyeni bir sistemle, başkanlık sistemiyle, hükümet, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli sistemiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu gelecek belki 10 yıllarımızı, belki 100 yıllarımızı iade edecek olan bir sistemdir. Bu nedenle bu referandum çalışmaları sırasında Sayın Milletvekillerimizin riyasetinde, Sayın Bakanımızın riyasetinde Beşir Atalay Bey'in, Burhan Kayatürk Bey'in ve SK'mızın çalışmasıyla, önceki dönem milletvekillerimizin katılımlarıyla, bütün teşkilat mensuplarımızın, ilçe başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, kadın kollarının ve gençlik olarak katılımıyla biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazen 20 ekip, bazen 30 ekip sahadayız. Az önce hanımefendilere hoş geldin derken şöyle dediler: Sayın Başkanım, biz ayağa kalkamıyoruz çünkü ayağımızın hepsi çamur. Yani gündüzleri evlerinde ahşapları çocuklarına yemek yapıyorlar, elleri hamur. Ama bu dava uğruna hepsinin ayağı çamur. Onun için ben kendilerine minnettarım. Allah hepsinden razı olsun. Gençlik kollarımız da aynı şekilde. Ana kararımız da aynı şekilde. Önceki dönem il başkanlarımız ve teşkilatlarımızla, bizim teşkilatlarımızla birlikte, meclis üyelerimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte sahadalar. Hepsi şu anda yorgun düşmüşler. Sabahtan beri ekip olarak çalışıyorlar. Ve Sayın Milletvekillerimiz yine çok muazzam bir çalışma sergilemektedirler. Kendileri birçok programa imza atmaktadır. Bu programlar Allah'ın izniyle bir değişimin göstergesidir. Saha müsait, alan müsaittir. Bu nedenle çalışmayı bugüne kadar gerçekleştiren ve bundan sonra gerçekleştirecek olan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma ve dava arkadaşlarıma minnettarım. Bu, iyi ki bu davanın mensubuyuz. Bu davanın kökleri mazidedir. Erdemler hareketidir. Ve bu davanın mensupları 15 Temmuz'da hep birlikte eskisiyle, yenisiyle Okçular Tepesi'nde 5 yol meydanında hep birlikte darbe girişimcilerine karşı, FETÖ'ye karşı, terör örgütüne karşı büyük mücadele verdiler. Ben hepsine minnettarım. Sağımda eski başkanım